Ortaya karışıktan herkese merhabalar. Ben Alp Özgen, Orhan Uluca ile birlikte her hafta olduğu gibi Everything Little Little Into the Middle yapacağız. Orhan, bu hafta biraz ayrı düştük. O yüzden menüleri senden alacağım. Ben Tiran'dayım. UEFA Konferans Ligi finali Roma Feyenoord karşılaşması için yarın bu maçı anlatacağım. Ve şu anda harika bir atmosfer içindeyim. Romalı taraftarlar, Feyenoordlu taraftarlar, Arnavut futbol severler. Muazzam bir, bu sen çok iyi bilirsin bu ortamları, fan zone, taraftarların buluşma noktasındayım. İşte mini halı sahalar, çeşitli oyunlar, video oyunları vesaire, taraftarlar da yavaş yavaş buraya toplanmaya başladı. Tabii ki bu finali de konuşacağız. Bir tarafta Orkun Kökçü, diğer tarafta Jose Mourinho, çok anlam ifade ediyor bizim için. Ama önce önünde ne çorbası var onu merak ediyorum. Benim yokluğumda yine bir mercimek patlattın mı acaba? Yok yok. Naneli yoğurt çorbası var. Biraz da çorba şu an bana çok iyi geliyor. Ben de biraz biliyorsun boğazlardan bir rahatsızım. Dolayısıyla buradaki çorbayı şeyle bekledim. Güzel bir çorba. Sıcak değil, sıcak çorba. Yazın hep soğuk çorbalardan gidiyorduk ama çünkü gerçekten insan biraz hasta olunca çok başka geliyor o çorbanın tadı. Sıcak çorba yani kesinlikle. Şimdilik böyle. Sensiz ben bunu yiyeceğim. Bakalım. Ya çok çok geçmiş olsun. Ben defalarca yaz aylarında faranjit oldum. Gerçekten zor bir şeydir. Ama doğru adrestesin. Yemek sepetinden çorbalara devam abi. İndirimlerden de faydalanarak sen bu ara bol bol çorba salata kombinasyonunu yap. Premier Ligi konuşalım en başta istersen, başlangıçta. Bu çorba eşliğinde Premier Lig'de muazzam bir final yaşadık. Yani ben o arada tabii Serie A'yı konuşacağız. Serie A finalini anlattığım için sizin gibi heyecanı yaşayamadım tabii sevgili Erman ve Emre'nin anlatımıyla. Özetlere bastım. Maçın tamamını da izledim sonrasında. Konferans yayının tamamına da baktım. Ya neler yaşadınız o anda? Acayip bir şeyler oldu. Herhalde futbol tarihinin en epik bir son haftalarından birini yaşadım. Tabii yani... City'nin işte o Aguero'nun attığı 2000 o başka bir seviye. Son salisede imkansızı başarıyor orada. Öyle bir geri dönüşü var biliyorsun. Ama bu geri dönüşte yine de oldukça epik bir geri dönüş diyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim Alp, maçı izledim ben. İlk yarıyı izledim. İlk yarıda neredeyse pozisyon yok denecek kadar azdı. İkinci yarıda Zinchenko'nun girmesiyle beraber ciddi bir yüklenme oldu özellikle ilk 10 dakikada. Ama 69'da 2-0 yediği andan itibaren dedim ki şansı yok. Yani hiç şansı yok. Dolayısıyla orada ben artık umudu tamamen kesmişim. Daha doğrusu yazdım da bunu. Ancak Liverpool kazanamazsa işler artık Liverpool'un elinde diye bakmıştım. Çünkü gerçekten 70 dakika çok şeydi. Ama benim çok eleştirdiğim, çok eleştirdiğim bir şeyi vardı Guardiola ile ilgili ve bunu sonunda yapmadı. Bu sefer doğruyu yaptı. O yüzden daha önceki maçlarına da bakması gerekebilir Guardiola'nın. Yani burada ne yaptı Alp? Ben hep ne diyordum seninle, Ali ile, diğer olan bütün programlarda? Müdahale yapmıyor oyuna. Oyuncu değiştirmiyor. Yani oyuncu değiştirmiyor. Crystal Palace'da 0-0 kaldı, 2 puan kaybetti. 0 oyuncu değişikliği. Leicester City aynı şekilde bir şey. Yani neden oyuncu değiştirmediği ile ilgili hiçbir zaman anlam veremiyorum. Ama burada ikinci yarının başında giren Zinchenko inanılmaz etki etti. Yani ve geçen West Ham maçında demiştim ki ya neden kötü oynayan Fernandinho'yu çıkarmıyorsun? Stoper. Bu hafta çıkardı. İşte Zinchenko, Cancelo'yu sağa attı. Laporte Stones ikilisi yaptı. Bir kere Zinchenko inanılmaz bir fark yarattı. Arkasından giren İlkay, Bernardo Silva İlkay değişikliği de keza ikinci gol mesela, birinci asist Zinchenko, asist oyuna sonradan giren Sterling. İki tane gol İlkay, o şeyin golünde de Zinchenko'nun asisti ve Rodri'nin golünde de İlkay alıp Douglas Luiz içeri götürüyor. Alan açıyor ona. Yani demek istediğim ilk defa 70'te 3 oyuncu değişikliğini kullandı. Bu Guardiola'nın bence çok ciddi bir problemi yani. Cidden problemdi bu. Bunu yapmaması, oyuna müdahale etmemesi, bir heyecan getirmemesi, yeni oyunculara güvenmemesi, böyle bitebilirdi maç yani. Yani 2-0'dan hiç kimse 70. dakikada bu maçın döneceğini düşünmezdi. 70. dakikaya kadar pozisyon bulamadılar. Ve fark 2'ye çıktı bir de.
Ama herkes Liverpool'un kazanacağını biliyordu. 1-0, 2-1, 3-1. Bu açıdan mesela ilk yarılarda 2-0, 3-0 yapmış olsaydı iki takım da biz keyif almayacaktık belki de. Ama böyle gerçekten inanılmaz bir keyif, inanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir sevinç oldu. Üzüntü oldu tabii ki bu futbolun gereği olarak. Ama şunu söylemek gerekir ki Zinchenko ve İlkay Gündoğan, biraz da eski öğrencisi Klopp'un, İlkay Gündoğan farkı yaratan unsur oldu Alp. Yani... Aynen. Ya belki de finale saklamış oyuncu değişikliği hakkını, öyle söyleyelim. Haftalardır değiştirmiyordu. İşte bir önceki West Ham maçında seninle konuştuk, nasıl değiştirmez Pep Guardiola oyuncu diye, ki hani bu bir de 5 oyuncuya çıktığından beri sen hep söylüyorsun 5'i de kullanılmalı. Çünkü hiçbir şey olmasa fiziksel avantaj sağlarsın. Tabii ki, tabii ki. Premier League'de 3 tane Şampiyonlar Ligi'nde 5. Yani Avrupa Bundesliga'da 5. Yani bence katılıyorum. Aynen. Bir fark yaratmak için bunu yapmak durumundasın. Aynen. Peki sana bir şey soracağım. İlkay olayı tabii çok enteresan. Yani İlkay Klopp'la olan ilişkisini biliyoruz. Hani meşhur o bizim Türk dizilerinde de var ya söylenen, herkes sevdi öldürür sevdiğini, biraz öyle bir olay oldu. Bu Şampiyonlar Ligi finalini ne kadar etkiler Liverpool'un? Yani biraz kafalar öne düşer mi? Aslında çok beklenmedik bir durumda değildi. Kimse Liverpool'da Aston Villa'dan bir galibiyet beklemiyordu herhalde, ya da puan kaybı. Yok yani zaten Liverpool yapabileceğinin maksimumunu yaptı. Yani onlara büyük bir tebrik hak ediyor. Allah aşkına 3 mağlubiyeti var toplamda City'nin. Liverpool'un 2. Aradaki fark birinin 6, birinin 8 beraberliği var. Yani 38 hafta Alp. Yani bu iki takım da aslında aynı derecede, bence aynı şekilde şampiyonluğu hak ettiler. Yani çok küçük nüanslarla, yani çok küçük. İşte mesela Leicester maçı vardır Liverpool'un. Salah'ın penaltı kaçırdığı, 1-0 kaybettiği. Onu alsa belki bir mağlubiyetle gelecek buraya. Belki şampiyon olacak. Yani Liverpool ligdeki performansının tıpkı zamanında Guardiola Bayern Münih'te de böyleydi ve Tuchel Dortmund'da çok başarılı olmasına rağmen, 2'nin üzerinde puan ortalamasına rağmen şampiyon olamadı. Yazık oldu gibi. Burada da açıkça söylemek gerekirse Liverpool sanki ikincilikten daha başka bir mertebeyi de hak ediyormuş gibi geliyor bana. Muazzam oynadılar. Onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok doğru bir yaklaşım gördüm. Muhammed Salah'ın sözleşmesinin uzatılıp uzatılmamasıyla ilgili konuşurken Carragher şey diyor. Salah great play, yani iyi bir oyuncu. Ama dünya çapında bir oyuncu değildi. Öncesinde de oynadı. Chelsea'de, Roma'da, Basel'de. Onu büyük yapan Liverpool ve Klopp. Bu bence Coutinho'yu gördünüz değil mi? Şimdi yerlerde 150 milyona gitmişti. Yani bu sayısız oyuncu var. Klopp'un orta sıra oyuncularla başardığı bir çok büyük bir başarı bu. Ben Sakki'ye de katılıyorum bu arada. Arrigo Sacchi'ye dindi galiba. Liverpool'da çok dünya çapında bir oyuncu yok. Bak orada Kevin De Bruyne'yi söyleyebilirsin. Üst düzeydir yani. Atıyorum. Ama mesela ben Liverpool'un başarısının biraz Liverpool şehrinin, kulübün geninde biraz daha da fazla Klopp. Çok büyük işler başardı. Onları da buraya tebrik edelim ama Guardiola'da 5 yılda 4 şampiyonluk Premier Lig'de Alp, altı çizilmesi gereken bir başarı. Yani bir hakimiyet kuruyorsun bunu. Bunu Alex Ferguson yapıyor işte. Ya öyle bir noktaya getirdi ki Pep Guardiola harbiden. Yani kusursuz olman bile yetmiyor şampiyon olmak için. Çünkü senden daha kusursuz olmayı başaran bir takım var karşında. Seneye bir de bu takıma Haaland gelecek. Vallahi Allah tabii. Klopp'un yardımcısı olsun. İşi çok zor. Biraz da ligde kalma mücadelesini konuşup Premier Lig'i noktalayalım istersen. Burnley gitti. Burnley deplasmanı yok artık Premier Lig'de. Evet, Burnley deplasmanı artık yok. Çok enteresan. Kaç yıldır Sean Dyche'ın gitmesiyle bence Burnley diye bir şeyin yarısı gitmişti. Şimdi tabii ki Burnley Turf Move, yani bence en renkli, en enteresan takımlarından birisiydi. Sanki birincisi Sean Dyche'ı sanki göndermeleri hata mı değil mi? Bence hata da. O kadar çok uzunca süre kar yaptıktan sonra çok daha iyi transferlerle farklı bir yola girmesi gerekiyordu. Çok fazla kar yapıldı, çok fazla iyi oldu ama
o konuda birazcık Burnley'nin yönetiminin bir üst aşamaya kendisini hiç hazırlamaması haliyle öbür tarafa doğru gidiş oldu. Ama şeyde Jesse Marsh da enteresandır. Jesse Marsh da ligde tuttu takımını. 90+2'de geldi gol. Ama Newcastle'ın tabii burada çelmelerini unutmamak gerekir. Gerçekten ikinci yarının belki de en iyi takımlarından birisi Newcastle. Eddie Howe'la beraber inanılmaz iyi iş yaptı. Hem Arsenal'a çelmeyi taktı. Şampiyonlar Ligi'nin isimlerini değiştirdi. Düşecek takımın da isimlerini değiştirir desek yeridir. Hiç acımadı. Ve bu da Premier Lig'in kalitesiyle de ilgili bir durum. Ne Aston Villa ne Wolverhampton kolay rakipler oldu. Son şampiyonluk, son final maçında. Bizde öyle değil maalesef. Yani psikolojik olarak biz o kadar ilgilenmiyoruz. İddiamız yoksa belki de heyecanımız da yok genelde. Aynen öyle. Newcastle bence de ikinci yarının hem en flash takımı hem de ligin kaderini belirleyen en önemli takım oldu. Brighton'da da mesela. Evet. Brighton'da hem Tottenham'ı yendi hem Arsenal'ı yendi hem düşme hattında Leeds sanırım şeye yenilmedi. Yani Brighton'da bu konuda inanılmaz gerçekten. Brighton'da bayağı can yaktı, siniri bozdu. Doğru söylüyorsun. Premier Lig'i noktalayalım. Serie A'ya geçelim. Ara sıcakta devam ediyoruz. Burası da artık yavaş yavaş Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da Fanzone'da hareketlenmeye başladı. Romalı taraftarlar, Feyenoord taraftarları yavaş yavaş meydanı doldurmaya başladılar. Sen de orada önünde zannediyorum yine bir Akdeniz ezgilerinden bir salata var gibi. Ya bugün gerçekten hem hasta olduğum için hem son dönem beslenme alışkanlıklarıma uygun bir şekilde Büşra bana güzel menüler göndermiş. Hellim salatası. Gerçekten Akdeniz yeşillikleri içerisinde. Ben çok zaten salatayı severim biliyorsun. Farklı farklı. Ama hellim peynirini de çok severim. Ayrı bir şey. Her yerde yani sabah kahvaltı dönüme gelse çok severim. Dolayısıyla çok güzel bir şey. Birleşim diyelim. Sen de olsan keşke sen de ama. Afiyet olsun. Serie A'yı konuşacağız. Serie A'da muazzam bir Scudetto yarışı izledik. Ve senle zaten bütün sezon Serie A'yı çok sıkı takip ettik. Ben maçları anlattım. Sen de neredeyse Bundesliga kadar değer verdin bu sene. Başta Raspadori sağ olsun. Scamacca sağ olsun. Scamacca, Sassuolo, Verona. Verona, özellikle ya gerçekten doğru, 90'ların Serie A'sını bir daha yaşayamayacağız bence. O bir ütopyaydı. Yani bu kadar yıldızlar topluluğu her takımda olamaz. Hatta geçenlerde Del Piero konuşuyordu bu konuyla ilgili. Bir daha öyle bir şey yaşanmaz diye. Ama yine de bir ara acayip aşağılara düşen Serie A kalitesi yeniden çok ciddi toparlandı ve muazzam bir şampiyonluk yarışı. Milan'ın şampiyonu evet, 10 yıllara daha sonra. Evet. Birincisi en azından rekabet geldi. Yani Juventus'un aradan çekilmesi. Bu Bayern Münih'te Bayern Münih'in aradan çekilip şeyde Bundesliga'da yani Gladbach'ın, Dortmund'un, Leipzig'in çıkmasıyla Leverkusen'in şampiyon olması gibi şey. Yani bu ayrı bir konu ama Serie A'da farkı şu, bunların kültürü var. Milan büyük bir kulüp. Inter çok büyük bir kulüp. Yani işte lig kültürü farkı bu. Aslında baktığın zaman Roma büyük kulüp, Lazio büyük kulüp. Yani o yedililerden Fiorentina'yı da ekle üzerine. Gerçekten hepsi bunların büyük kulüp yani. Dolayısıyla Milan'ın şampiyonluğu pek çoğunun mesela çocukluğunun efsane takımı. Öyle değil mi yani? 2011 yıl sonra şampiyon oldu. Yani o İnzaghi'li şarkı. Bir de bizim çocukluğumuz var. Şimdi yaşımız ortaya çıkacak ama Van Basten, Rijkaard, Gullit. Yani tabii. O kadro bak, o kadro tüm zamanların en iyi kadrosudur. Tabii Steaua Bükreş, Galatasaray. Şimdi ta öne gidersen Steaua Bükreş, Galatasaray biliyorsun. Eşleşti. Aynı taraftan Milan. Milan Steaua Bükreş finali yani. Hepimiz izledik sonuçta o dönemi. O dönemle başladı belki de Milan. Bizim için yani en azından izlemeye. 80 yani ya önemli değil ama çok keyif aldık. Yani her zaman bir sempatisi var. Şimdi 11 yıl sonra şampiyonluk geldi. Çok konuştuk bugüne kadar onun yani Pioli'nin etkisi, savunma futbolu, tek atıp gitmeler. Ve ben dedim ki Sassuolo'ya şans vermedim. Beraberlik ihtimali Milan'da kaldığı sürece, geride kaldığı sürece aynen beklediğim gibi nasıl bekliyorsam öyle bir maç 90 dakika izledim Sassuolo-Milan maçında. Yine Rafael Leao 3 asistle beraber sezonun da oyuncusu olmuş. Ben yeteri kadar iyi gördüğünü düşünmüyorum Rafael Leao'nun. Bence çok daha fazlasını hak ediyor.
Bu Milan'ın, bu şampiyonluğunun bence bir numaralı sağ içi faktörü oldu. Her zaman diyorum, sırf o bir gol Milan'daki anlamı başka. Bak bunu şeyde yaparsın, Bayern Münih de böyle bir oynarsa önemli değil. Kovaman oynar, Gnabry oynar, bilmem ne. Milan'da başka oyuncu yok. Yani ne Krunic, ne Diaz, ne Jess Junior Messiah, yani ne olursa Junior Messiah, hiçbirisi bu tarz skorer, etkili, hücumcu oyuncu değil. Bu yüzden zaten bütün 6-7 maçın tek başına asistleri, golleri ondan geldi. Yani o yüzden bu öndeki altılı oyuncunun hücumsa söz konusu bir numaralı kilit oyuncusu bu. Ciro dahil savunma için önemliydi ama Pioli'yi burada hak ettiği şeyi verelim. Yani hak ettiği paye bu takımın şampiyon yapmak bir teknik direktör başarısı. Leo'nun bu performansı da aynı şekilde haliyle. Bir numara teknik adam Pioli. İkincisi de bence Leo ile başlarsın. Tonali ve şeye, Theo Hernandez'e doğru gidersin. Ve şunu unutmamak lazım Orhan, bak yani sayıyorsun, Simon Kea da sakatlandıktan sonra hatırla, Kalulu'yu önce sol bek denedi. Baktı ki fecaat bir şey olacak. Yani Kalulu Tomori tandemi önlerinde Bennacer, Krunic, Salemakers, Junior Messias, Bakayoko oynadı bazı maçlarda ya. Bu kadroyla şampiyon olmak kesinlikle tam bir teknik adam başarısıdır. Ve senin de hakkını vereceğim. Sen çünkü ben son 5 hafta, 6 hafta fikstürüne baktık seninle bu programda ortaya karışıkta. Ben dedim ki Inter şampiyon olacak. Sen de dedin ki bundan 1,5 ay önce, Alp dedim bak burada bir Fiorentina zorlar. Çünkü Fiorentina saldıran takım değil ama Milan değil, kendisine değil. Saldıran takımların hepsine dedin cezayı keser. Ya bütün maçlar senin dediğin gibi oldu. Bak seni de burada tebrik ediyorum. Verona maçı, Sassuolo maçı, Atalanta maçı, hepsi bu şekilde oldu. Hak etti. Sana Fiorentina'da kaleci hatası işte. Bak, abi bu sene Serie A'ya baştan sona kaleci hataları her şeyi belirledi zaten. Ben bu kadar hayatımda hiçbir ligde bu kadar kaleci hatalarının belirleyici olduğu başka bir sezon hatırlamıyorum hayatımda. Bir de Donnarumma'yı vermişken Milan kaleci hatası yaşamadı yani. kalecisini verdi. Hakan Çalhanoğlu'nu verdi. O da enteresan. Hakan Milan'dayken 11 yıl sonra Inter şampiyon oldu. Milan'a geçti. 11 yıl sonra bu sefer Milan şampiyon oldu. Ama Hakan iyi bir sezon geçirdi. Onu da söyleyelim. Inter seninle sonra bir yayın yaptık Twitter'da biliyorsun, Space Odası'nda. O bir Milan Inter'i yendiği andan sonraki Inter'in çöküşü var bir şeyde, durdurulamayan bir çöküş. İşte hatta konuştuk, Doruk orada Brozovic dedi ki çok doğru, Brozovic'in ikamesi yok. Brozovic tarzı bir oyuncunun zaten dünya çapında da çok şeyi yok. Bayern Münih kendine o bölgede oyuncu arıyor. En iyisi N'Golo Kante ve Brozovic. Ama alamazsın bunları, ayrı konu. Brozovic daha yeri uzattı. Pres maşıyla aynı zamanda hem oyun kurucu, çift yönlü. Şimdi bu tarz bir oyuncu yok ama bunun dışında da bence Inzaghi'nin o süreçte sizin dediğiniz gibi biraz daha değişikliğe gidebilmesi gerekir. Eğer bugün Guardiola aynı şeyi yapmış olsa, hiç değişiklik yapmamış olsa bugün şampiyonluk elinden gitmişti. Aynen. Bir şeyler yapmak durumundasınız. Yani o süreci durduramaması bence en büyük sorun. Bologna bir kaza olabilir bak. O kaleci hatası, ağır bir kaleci hatası olmasına rağmen Bologna maçını ben bir tane kaza olur. Ama 7 hafta bir düşüş olmaz. Anlatabildim mi? Durduramam. Tamam, tabii. Yani, abi bu direkt teknik adama yazar ya. Bu tabii, doğru. Tabii ki. Biraz proaktif olacaksın. Bir şeyler dene yani. Bir şeyler. O anda yani bir Salernitana'yı 5-0'lık şeyi var. Onu bir kenara bırak. O 7 maçta abi. Tabii. Mağlubiyet, beraberlik. Bir de Milan'a yenilerek başlamışsın. Yoksa son şeyde bir Bologna olayı var. Hepsi galibiyet. Ama o sürecin bir haftalık olsa bakın 5 saniye hükmedemeyebilirsin ama 7 haftaya çok fazla oturup düşünmen gerekir ve oradaki problem bence Inter'in de sonunu getirdi. Orhan, Cagliari gitti. Udinese elinden geleni yapmasına rağmen Cagliari'yi ligde tutamadı. Cagliari Venezia'yı bir gol atsa Cagliari kalacaktı ligde. O da enteresan değil mi? O da enteresan değil mi? Şöyle. Yani Udinese'nin iddiası mı var? Udinese'yi bırak. Venezia'nın iddiası mı var? Kaç bitti maç? 0. La Liga'ya bak. Alaves'in iddiası mı var? Ama bu muazzam işte. Çok güzel değil mi bunlar? İddiası olmayan takımların. Espanyol'un iddiası yok. Şeyi düşürdü. Granada'yı. Yani
Türkiye'ye bak, Göztepe düştü 7-0, 8-0. Ya Rabbim. Hani ben zaten içerisinden de biliyorum ama bu kalitedir ya. Yani. Roma'ya çelme taktı mesela. Lig'den düştüğü kesinleştiği gün. Tabii ki. 10 kişi kaldılar, 1-1 bitti maç. Tabii ki benim dönemimde düşen West Brom Albion yenmişti şeyi. City, Guardiola City'yi yenmişti 1-0. Hatta siyahi teknik direktörleri vardı, yeni gelmişti. Augsburg, Freiburg düşerken yendi Bayern Münih'i. Yani bu kalite getiriyor ama Venezia'ya burada tebrik ediyorum. Sana yeterli kaldı. Onurlu, gururlu bir duruş sergilediler. Kesinlikle. Serie A ile ilgili son sorum var sana. Igor Tudor devam etmiyor Verona'yla. Anlaştılar karşılıklı olarak. Ve Igor Tudor'un başka bir takıma gideceği artık aşikar. Şimdi Galatasaray'da seçim var. Eşref Amamcıoğlu kazanırsa Igor Tudor'u, Dursun Özbek kazanırsa Fatih Terim'i getirecek diye de konuşuluyor. Ne diyorsun? Ben bir daha Fatih Terim'in gelmesine çok sıcak bakmıyorum maçı söylemek gerekirse. Yani Fatih Terim'in diyorum ya artık başka türlü gelmesi gerekir. Şu anda krizi daha da derinleştirebilir. Ortam müsait değil çalışması için de. Nasıl daha önceden çok müsait olduysa şu anda Tudor gelirse benim hep çekincemi biliyorsun. Bir tane çekincem hep var. Ve bu da yıllardır aslında etki eden bir unsurdur. Yani mesela Fenerbahçe'den devam et. Yabancı getiriyor. Başarısız. Emre Belözoğlu 9'da 8. Pinto Pereira'yı gönderiyor. İsmail Kartal. Yani bir bak kaç tane insan tercüman kullanıyor. Bunun %30, %40 zararı var. Gerçekçi olalım. Bak Alex gelsin. Türkçe konuşan Vedat Buruş teknik direktörlük yapsın. Kültüre hakim başka birisi gelsin. Buradaki kültüre hakim. Ya Nuri Şahin'i dinlerken gördüm. Maç günü, maç öncesi, maç günü döner asmışlar. Admir Mehmet'i böyle şaşırıyor. Tamam mı? Nuri'ye diyor ki, Nuri buraya. Abi bırak diyor, kültür farkı diyor. Bu olur burada diyor. Tamam mı? Maç günü döneri bir görüyor, tamam mı? Admir Mehmet'i Leverkusen'den düşün, Freiburg'tan, oradan buradan tanıdığımız oyuncu. Yani Nuri bir anlatıyor, gözleri fal taşı gibi açıldı diyor. Nuri bu kültür farkını idare eder. Bilir neyin ne olduğunu. Hepsini bilir. O Türkiye kültürüne hakimdir, şeyine hakimdir. Ben sana söylüyorum, Galatasaray'ın için en ideal teknik direktör bir numaralı Nuri Şahin'dir. Fenerbahçe için bir numaralı Emre Belözoğlu'dur. Bu kadar net söylüyorum. Ben olsam bu ikisinden şaşırmam. Bakın sen diyorsun ki her zaman dediğin gibi mesela Fatih Terim gelsin Galatasaray'ın Uli Hoeneß olsun. Yani artık olmuyorlar. Olmak istemiyor galiba. Türkiye'de de mesela Aydın Örse'yi hatırlarsan Aziz Yıldırım benzer bir şey çizmişti. Aydın Örse de istememişti. Bak bir şey söyleyeceğim. Demişti. Sportif direktörle sıcak bakmıyorlar. Bayağı Bundesliga'da konuşuyoruz ama Uli Hoeneß'le ilgili bir şey söyleyeyim sana. Uli Hoeneß hala daha bırakamıyor. Bırakamıyor. Bak herkes biliyor Salih Hamisic onun işi. Yani Oliver Kahn onun eli. Hala bak daha kızıyor diyor. Bütün her şey arkada. Artık onun dönemi de geçti. Yani ne güzel başkanlığa çıktım. Bırak. Bak Karahans Rummenigge bıraktı. Şimdi Rummenigge olmadığında Hoeneß arkadan yürütüyor hala daha. Gerek yok. Bunlar bir süre sonra yaşlılığı belli bir yaşa geçen insanlarda bağımlılık oluyor. Yapamıyorlar yani. Kimlik sorunu yaşıyorlar. Konuşalım. Evet, hadi gençlere. Bundesliga'ya geçelim hadi. Bundesliga'ya geçelim. Ana yemekte canımız Bundesliga ile devam ediyoruz. Oradan ne var önünde? Akdeniz ezgilerinden devam galiba. Evet, makarna, fettuccine alfredo. Gerçekten ben severim çok. Sevmeyeni görmedim. Burada olsaydın keşke yeseydik beraber ama ben yiyeceğim. Ama kıskanmıyorum seni. Şimdi ona biz burada pasta diyoruz. Burada biliyorsun Arnavutluk'tayız biz. Çok ciddi bir İtalyan mutfağı hakimiyeti var. O yüzden bakalım ben de bugün sevgili yönetmenim, arkadaşım burada Volkan'la biz de tadına bakacağız. O da bu yayında bize çok yardımcı oldu. Sağ olsun. Şimdi canımız Bundesliga'yı konuşalım burada. Orhan, artık resmi olarak sezon tamamlandı. Hamburg şaşırtmadı. Benim artık Hamburg'la ilgili kelime dağarcığım tükendi. Yukarı çıkamamanın her türlüsünü başardılar. Gerçekten bu taraftara üzülüyorum ya. Yani Hamburg taraftarı olmak bence dünyada şu an en kötü iş. Ya şey çok acı oldu ya. Yani Felix Magath'ın, şimdi ben sana birkaç bir şey söyleyeyim. Yani Felix Magath'la şu an Hamburg teknik direktörü Tim Walter
O kadar yakınlar ki. Yani Münih'teyken sürekli böyle birisi tatlı yapıyordu, kafeye koyuyordu birisi. Sürekli buluşup ve Felix Magath bir Hamburg efsanesi olduğu için Hamburg'un da çıkmasını istiyor. Çok büyük de destek veriyor. Yani adam korktu. Nisan'ın sonunda dedi ki ben dedi relegasyon oynayacağım, karşıma da Hamburg çıkacak. En kötü şey benim için dedi. Ve şu anda çok sevdiği Hamburg'u yukarıya çıkarmamasına sebebiyet verdi. Ve Tim Walter da en yakın arkadaş, en iyi takip ettiği takımdı aslında. Yani evet, dramanın draması yaşadı yani şu anda. Bence Felix Magath için büyük drama, hiçbir şekilde sevinemez. Zaten şu şeyi de iyi yönetti tabii ki. Ya yani bu süreci de iyi yönetti. Bak 1-0 geriye düştü, sakinliğini hiç bozmadı. Şöyle şeyler yaptı, enteresandır. Kevin Prince-Boateng ile konuşuyor mesela. Kimler oynamalı, kimler oynayalı, gel beraber seçelim demiş. Kevin Prince-Boateng'e. Yani tabii mesela ona şey de diyor yani. Nerede oynamak istersin diyor. Çünkü oranın gettosu biliyorsun, altın jenerasyon diyorlardı. Boateng'in yani Berlin'den çıktıklar, Patrick Ebert'lar, Zafer Yelen'ler falan vardı işte. İki tane Boateng kardeşler vesaire. Orada o kulübün şeyi, ana atar damarı. O yüzden Felix Magath bunları iyi yönetti. 1-0 çok enteresan bir gol yemişti. Aynı enteresanlıkta ikinci gol attı Platanart'la, Marvin Platanart'la. Ama daha maçın başında bence duran top golü bütün planlarını bozdu Hamburg'un. Ama Hamburg'un gerçekten üzülüyorum ama seneye de geleceğini düşünüyorum. Artık Hamburg gelirler mi diyorsun? Evet. Tim Walters'la bence bırakırsa, yani bu teknik direktör kalırsa bence seneye gelir bu sene. Çünkü Schalke ve Bremen zaten çok üst düzeyde ama seneye kesinlikle ben Hamburg'un geleceğini düşünüyorum. Ciddi bir aşama kaydettiler. Şanssızdılar biraz da. Yani ya inşallah gelirler abi. Yani yıllardır bekliyoruz. Yani dediğin evet, gibi Schalke geldi, döndü. Bremen döndü. Hamburg'un da artık dönmesini canı gönlünden istiyoruz. Marco Rose ile yollar ayrıldı Borussia Dortmund'da. Önce şunu sorayım. Şaşırttı mı bu seni? Böyle bir gelişme bekliyor muydun? Açıkçası benim yaptığım analizi, ben her zaman problem görüyordum orada. Mesela sakatlıklar var deniliyordu. Sakatlıkların sebebi Rose diyorum, kendi içimden psikoterapi fizyoterapist kovuldu. Başka şeye vuruldu. En kötüsü de sakatlıkların bir süre sonra Rose'nin başarısızlığına bir bahane olmasıydı. Ama ben Rose'yi Gladbach'tayken de bir istikrar yaratan bir teknik direktör olarak görmedim. Dortmund'da da görmedim. Yani bir istikrar, bir oyun istikrarı görmedim hiç. Sakatlıklar üst üste geldi, oyuncu performansları düştü. Aynı durum Gladbach'ta da geçerliydi. Bu Salzburg ekolünden geldiğimiz zaman işlere biraz dikkat etmenizde fayda var yani. Pres konusunda olsun, çalışma ve şey konusunda. Ben Dortmund'un Rose ile bu dönemde ayrılmasını doğru buluyorum. Şimdi gelelim işin diğer kısmına. Edin Terzic geldi. Zaten Edin Terzic'in başarısından dolayı Rose tam bir destek göremedi. Ki 5 milyon euro bonservis verilip getirilmiş bir teknik direktör olmasına rağmen Alp, seyirciden, taraftardan tam bir destek göremedi. Dolayısıyla Edin Terzic gelince herkes bir rahatladı. Dortmund'un çocuğu ve sezonu çok iyi kapattı. Bir alışamadı en başta. Mesela basit bir şey söyleyeyim. Avrupa Ligi'nin yılın genç futbolcusu oldu. Ansgar Knauf. Knauf'u Edin Terzic City gibi eşleşmede City maçına, ilk 11 maçını oraya da verdi görev. Knauf'a. Hatırlıyorsun değil mi? Yani City'ye çıkıyorsun deplasmanda, hatta sonra gol attı. Yani ben Dortmund'un kaynaklarının ve her şeyinin Edin Terzic'le beraber çok iyi değerlendirileceğini düşünüyorum. Genç yeteneklerin, Mukoko'nun, diğer oyuncuların. Ama hani İsmail Kartal'la benzer bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz profil olarak. Camianın çocuğu, mahallenin çocuğu. Ondan sonra futbolcular çok seviyor. Futbolcularla olan ilişkisinin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Basın çok seviyor o mütevazi kişiliğini, kimliğini. Evet. Eksileri neler dersin? Yani eksileri... Mesela bir ön alan baskısı denedi. Hatırlıyorsun değil mi o dönem beraberdik? Yani o ön alan baskısı denedi, beceremedi. Geçiş hücumlarında, kendisi geçiş ya, hücumundan şey çok gol yedi ilk başladığı dönemde. Favre futbolu gerçekten farklı bir futboldur. Favre'den takımı devralmış olması bence çok kritikti orada. Şimdi daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Favre gibi oynatamazsınız. Çok ciddi bir
eğilim ve onun üzerine Gladbach'ta da böyleydi, Dortmund'da da böyle. Üçgenler, oyunun kontrolü %100 sizde vesaire. Ama Edin Terzic öyle oynatmayacaktır. Oradan geçişin bence sıkıntısını yaşadı. Ama sonra düzeldi. Özellikle son 7 haftalık süreçte. Bir de kupa kazandırdı. Müzeye kupa koydu. Geçiş antrenörken. Almanya kupasını da kazandı biliyorsun. Sonlara doğru yaptığı iş çok güzeldi. Ben şimdi gerçekten Edin Terzic'in neler yapabileceğini burada görmek istiyorum. Yani bizim bile bir şey söylememiz çok doğru değil. Çünkü kısa bir dönem başka bir takımdan devraldın. Yaz kampı geçirmedi. Teknik istediğin oyuncular belki yok. Ama şimdi Edin Terzic kimdir, nedir, ne değildir göreceğiz sanırım. Evet, bakalım. Daha değerlendirme orada yap. Heyecanla bekliyoruz. Ki daha transferde yapacak gibi duruyor Borussia Dortmund. Önümüzdeki sezon herhalde Bundesliga'da yine bize en çok heyecan verecek. Takip edeceğimiz konuların başında Dortmund gelecek. Diyelim, noktalayalım Bundesliga'yı, tatlıya geçelim. Tatlıyla devam ediyoruz. Orhan, ne var önünde? Harika gözüküyor. Gerçekten harika. Glutensiz kek. Of! Of! Vallahi. Sağlıklı, tatlı. Evet, ben bunu dayanamadım. Programdan önce de bir parça denedim. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. O yüzden bunu kısa tutarsak sevinirim tatlıyı ama çok... Ama bu şu anda senin için çok güzel. Çünkü sen şu anda konuşacağımız konu konferans ligi finali. Ve sen hem finalin spikeri anlatıcısı olarak hem de anlatacağı bir de yerinden anlatıyorsun. Eksende değil mi? Bu da çok güzel. Yani onu da önem göstermişler. Yerinden final anlatmak çok keyifli. Tiran'da gerçekleşecek. Bir kere Arnavutluk'ta olması bile başlı başına enteresan değil mi? Çok enteresan ve burada Arnavutlar da gerçekten bize çok benzeyen bir kültür zaten biliyorsun. Yani kültürel olarak çok benziyor. Hatta biz burada sevgili yönetmenim Volkan'la sokaklarda, statta, fanzonda falan dolaşırken etrafta insanlar Türkçe konuşuyor zannediyoruz. Aynı yani noktalamalar, vurgulamalar, tonlamalar, dil farklı ama sanki Türkiye'deyiz yani öyle hissediyoruz. Şöyle söyleyeyim, bir de şunu söyleyeceğim bak, burada yemek sepetinin farkını, ayrıcalığını yaşıyorsun. Şimdi burada Volkan, tiramisular, şunlar bunlar, sen gömüp duruyor, tamam mı? Ama senle ben bir süredir sağlıklı beslendiğimiz için ben Volkan'ı izleyip motive oluyorum. Sen yemek sepeti sayesinde oradan menüden glutensiz bir şey söyleyebiliyorsun. Tabii ki, tabii. Benim burada glutensiz bir şey bulma ihtimalim yok abi bütün restoranları geçsem de. O yüzden bu özellik de güzel orada. İstediğin her şeye ulaşabiliyor olman. Abi final için heyecanlıyız. Senin dediğin gibi yani bu tip organizasyonları yerinde anlatmak bence maç anlatımına da seyirciye geçmesine de %100 katkı sağlıyor. Bizim bir de buraya 2 gün önceden gelmemiz, sürekli beslenmemiz, taraftarlarla sohbet yapmamız, UEFA yetkilileriyle yapacağımız sohbetler, antrenmanı takip etmek, Jose Mourinho vesaire, röportajlar, şunlar bunlarla iyice o maçın içine giriyorsun. Bir de stat'tan anlatacağımız için son derece bence keyifle Exxen ekranlarında aktaracağız insanlara bu heyecanı, bu keyfi. Maçla ilgili konuşacak olursak da abi o kadar çok hikaye var ki, bir tarafta Jose Mourinho, yani adamın şu özelliğine hepimiz hayran değil miyiz? Tamam, biraz narsist bir kişilik aynı Zlatan gibi ama yani oyuna olan tutkusu, bu Leicester maçının sonundaki gözyaşları, ya bu adamın cebinde 5 büyük Avrupa Ligi'nin 3'ünde zaten bir tek bu yok. Bir tek almadığı tek kupa konferans ligi. O yüzden mesliyor. Aynen, bir de süper kupa alamamış. Dün ona ben baktım tabii maçı anlatacağım için. Süper kupası da yok yani. Ama süper kupa, yani Şampiyonlar Ligi var, UEFA Avrupa Ligi var. Çok farklı. Almadığı tek kupa bu aslında. Ama buna olan tutkusu var adamın. Yani işte bu oyuna olan tutku, bu mesleğine olan saygı. Ben Mourinho'da bunu çok seviyorum. Yani hangi maç olursa olsun, hangi kupa olursa olsun sonuna kadar her şeyini ortaya koyması beni çok heyecanlandırıyor. Diğer tarafta da Orkun var abi. Orkun. Yani şimdi Orkun Kökçü var. Orkun çok yetenekli. Yani şu an ben onun orada kalmayacağını düşünüyorum. Feyenoord onu elinde tutamayacak. Kesinlikle ya Serie A yapacak ya Bundesliga, Premier Lig zıplayacak bir yerlere yani. Şu anda Arne Slot'un elindeki en yaratıcı, en önemli oyuncu. Yani bence maçın Feyenoord'a gidecekse kupa, en kilit ismi Orkun Kökçü olacak. Bir de burada bir şey yaparsa Alp çok daha iyi, yani bir tık daha yukarı bir takıma gidebilir. Şu finalde bir şey yaparsa.
Final oyuncusu başkadır. Finalde oynamak başkadır. Önemli kritik maçlarda iş yapan oyuncu karakteri de başkadır. Bir de bu finali kaç kişi izleyecek biliyorsun. Frankfurt finalini şaşırdım ben. Bilmem kaç milyon insan izledi. Frankfurt Rangers. Bunu da bence Mourinho'dan dolayı, Roma'dan dolayı daha fazla izlenecektir. Tiran'da olmasından dolayı da. Burada bir şey yaparsa Orkun çok isterim. Hep beraber göreceğiz bakalım. En son şey sorayım sana kapatmadan. Favorin kim yani? Feyenoord'un bir şansı var mı? Görüntüde Roma favori gözükse de. Abi tabii şimdi maçı anlatacağım için Feyenoord'un bu geldiği noktaya kadar özellikle grup aşamasından sonraki bütün maçlarına baktım. 90 dakika izledim. Bence çok ciddi şansı var. Roma'nın da bu sene çok sayıda maçını anlattım. Çok farklı iki anlayış var burada. Arne Slot ön alan baskısı, yani bizim Bundesliga'da alışık olduğumuz, sevdiğimiz ön alan baskısı, topa sahip olma, rakibi boğma ki çıkışlarda problem yaşıyor. Roma bu sezon sen de bilirsin. Bütün büyük maçlarda özellikle ligde ön alanda baskı yediği zaman çok bocaladı. Eğer orada çok atlet oyuncuları var önde, işte Nijeryalı forveti olsun, Sinistrea olsun, Orkun'un oraya yaptığı baskı. Çıkarken top kaybı yaşarsa beklemediği bir hezimet yaşayabilir ama diğer tarafta da tecrübe var. Yani Pellegrini'nin bir tane duran toptan 30 metreden çatala asmayacağını kim garanti edebilir? Tammy Abraham kariyer sezonunu yaşıyor. İnanılmaz işler yapabilir. Çok fazla kalite var. Olivier'e harika bir sezon geçiriyor. İşte Karstorp falan. Yani orada çok fazla tecrübe ve kalite var. Ama anladım ben. Öz alanda, evet. Öz alanda kritik nokta belirlenecek maçın kaderi diyorsun. Aynen öyle. Evet. Bakalım. Her şeye hazır olalım. Her şeye hazır olalım. Kupa iki tarafa gidebilir diyorum. Tamam, artık noktalayalım istersen Orhan. Hadi evet, tahmin de yapalım. Sen de bir tahmin yap, ben de bir tahmin yapayım maçla ilgili, noktalayalım öyle. Böyle tek final maçları biliyorsun, Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa Ligi olsun, çok fazla goller olmuyor ya. Ben burada biraz sanki böyle 2-1 ya da 3-2 gibi bir şey olsa şaşırmayacağımı söylüyorum ama 2-1 Roma kazanır diyorum. Tammy Abraham gol atar. Güzel. Orkun, ben umarım yanılırım. Orkun coşar finalde, her şeyi yapar. Onu çok isterim. Onu yanılmayı çok isterim o şekilde. Sen söyle, tahminini kapatalım. Ben de spiker şansı istiyorum abi. Bol gol olsun. Bol gol. Kazanırsa tabii kazansın. Tabii biraz Orkun'a kayıyor gönlümüz. Ben Tiran'dan hepinizi öpüyorum, kucaklıyorum. Haftaya stüdyoda yeniden birlikte olacağız. Ortaya Karışık'ta. Görüşmek üzere. Hoşça kal. İyi maçlar şimdiden.